Şimdi konuşmasını yapmak üzere Medyanet Satış Direktörü Sayın Banu Barbarosoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Merhaba, merhaba. Bu mu? Peki. Hiç kimseyi görmüyorum. Orası bayağı bir karanlık. Neyse, gidenler gitsin de sonra biz devam ederiz. Herkes öğrenci mi? Öğrenci olmayanlar ellerini kaldırabilir mi? Çoğu öğrenci. Bir tek burada bir grup var. Onun dışında öğrenci. Nasıl yapacağız? Nasıl başlatacağız? Pointer'ı da alalım. Burhanettin Bey pointer'ı götürmüş. Evet, tamam, başlıyoruz. Okey. Şimdi zaten Burhanettin başladı biraz mevzuya girmeye. Size biraz böyle dijital reklamcılığın ana konularından yavaş yavaş bahsetti. Ben biraz daha hedef kitleyle ilgileniyorum. Ben artık o eski konvansiyonel, dijitalin bile konvansiyonelleşmiş, işte o bana göre eski usul Google reklamları filanı geçiyorum ben artık. Çünkü Google, evet, dünya bir dünya devi. Türkiye pazarının %50'sine, dünya pazarının %60'ına hakim. Ben biraz ulusalcıyım, ben biraz milliyetçiyim. Onun için ben öncelikle kendi yerel unsurlarımızın öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye pazarının %70'ini Google ve Facebook alıyor. Yani gitgide memleketi yabancılara teslim ediyoruz arkadaşlar. Mecburuz çünkü hepimiz de kullanıyoruz. Hepimiz Facebook'ta kullanıyoruz, Google'da kullanıyoruz. Vazgeçemiyoruz. Ama bütün dünya bunlara karşı bir mücadele içinde şu anda. Sadece Türkiye'de değil. Amerika dışında bütün kıta Avrupası Google ve Facebook'a karşı teknolojilerini geliştirmekle, reklamcılık alanında yeni keşifler yapmakla uğraşıyor. Çünkü kimse memleketini yabancılara teslim etmek istemiyor artık. Bir kere bunu bir unutmayın. Dostu düşmanı iyi tanıyalım. Düşmanı iyi tanımak iyidir. Ona karşı da iyi strateji belirlemek lazım bir kere her şeyden önce. Şimdi ben size zaten Google'la başlayan bir süreçte geldiğimiz noktaya dair bir iki bir şey anlatacağım. Niye Google çok güçlü? Bir kere bilgi var elinde. Bilgi çok önemli bir şey hepimiz için. Günlük hayatta da çok önemli. Bütün ticari işlerde de çok önemli. Big data diyoruz, bilgi diyoruz. Büyük bilgi paketi diyoruz. Bu adamların elindeki en önemli şey aset bilgi. Biraz evvel size Burhanettin gösterdi, raporlarını gösterdi. O raporlar hiçbir şey. Neredeyse gün içinde her yaptığımız şeyi biliyorlar. Hele mobil kullanımların artmasıyla birlikte nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı, hangi sitelere girdiğinizi, hangi kelimeleri aradığınızı, hangi sitelerde gezdiğinizi, günün hangi saatinde gezdiğinizi o kadar iyi biliyor ki. Onun için büyüyor zaten. Ama biz de ona karşı, biz derken sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada artık teknolojiler geliştirilerek bir strateji oluşturulmaya çalışıyor. Ben bunu nereden biliyorum? Ben 1999'dan beri, 1980'lerin ortasından beri de reklamcılığın içindeyim. 1999'dan beri de dijital reklamcılıkla uğraşıyorum. Google daha yokken ben dijital reklamcılıkla uğraşıyordum. Google aldı başını yürüdü gitti, biz hala uğraşıyoruz. Medyanet isimli bir Türkiye'nin en büyük dijital network'ünün satış direktörüyüm. Dolayısıyla pazarın tam da göbeğinde oturuyorum. Bana bu buralarda ulaşabilirsiniz. Herkesi tanıyorum gördüğünüz gibi. Kim bu? Tanıyor musunuz yanındakini? Facebook'un sahibi. Evet, çok genç bir adam. Sizin yaşlarınızda. Belki sizden biraz büyük. Fakat o da bir dünya devinin sahibi şu anda. Herkes aslında bizi arıyor, sizi arıyor. Bütün kullanıcı platformları da sizi arıyor, bizi arıyor, bize ulaşmaya çalışıyor. Facebook da bunu yapıyor, Google da bunu yapıyor, herkes bunu yapıyor. Biz de buna karşı bir strateji geliştirmeye çalışıyoruz zaten. Yani doğru kişiyi bulmak, divanı bulmakla uğraşıyor herkes. Gerek kullanıcı olarak, gerekse reklam tüketicisi olarak o doğru kişiyi bulmaya çalışıyor herkes. Bulan da köşeyi dönüyor işte gördüğünüz gibi. Ne kadar çok bilgi o kadar güç.
Geçmişte nasıldı hayatımız? Öyle mecraların, gazetelerin, televizyonların, markaların belli spesifik bir kişiye ulaşma derdi yoktu çok da. Kalabalıkları hedeflerdi onlar. Ne kadar çok tirajım var, ne kadar çok reytingim var, ne kadar çok kişi beni dinliyor. Herkesin derdi buydu. Ama bu çok kalabalıklar bizi belli bir yere kadar götürdü pazarlama alanında. Şimdiki durumda tam tersi bir şey var. Şimdi kişileri arıyor markalar. Çünkü her bir kişi artık kendi markası halinde. Eskiden iletişim diye bir şey yoktu. Eskiden tek taraflı mesaj iletme vardı. Markalar ne yaparlardı? İşte bir tane kampanya planlarlardı. Nasıl planlarlardı bunu? İyi pazarlama iletişimi yapmak için pazarlama yaparlardı. Yani yaptıkları işi iyi yapmak için yaparlardı. Çok sonuç odaklı değillerdi. Şimdi ise pazarlama tüketici için. Niye? Niye acaba? Çünkü artık hepimiz birer fikir lideriyiz. Üstelik bu fikir lideri olmamız sadece kendi durduğumuz evimizin, odamızın içinde kalmıyor. Biz aynı zamanda etrafımızdaki bir sürü insana ilham veriyoruz, fikir veriyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ve bunu da biraz evvel yine çok doğru bir cümle sarf etti arkadaşımız. Gerçek zamanlı yapıyoruz. Bugün, şimdi, şu anda burada biri beni beğenmiyorsa, bu konuşmadan çok da zevk almıyorsa, sıkıldıysa muhtemelen cep telefonunu çıkarır, Twitter'dan üf çok sıkıcı bir kadın konuşuyor şu anda sahnede der ve bir anda kaç tane arkadaşı varsa, o anda eğer online'sa ve örneğin Twitter'daysa anında benim adımı da öğrenir, soyadımı da öğrenir, bir daha da benim hiçbir konuşmama gelip beni dinlemez. Bu kadar basit. Eminim hepinizin bir Facebook account'u var. Facebook account'u olmayan var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enteresan. Twitter'ınız var mı? O da yok. LinkedIn'iniz var mı? Peki. Bir şey var yani. Bir yerden bir yere bağlı. Niye Twitter'la Facebook yok? Enteresan. Çok şaşırdım. Niye yok? Diğer türde ben iletişimi sağlayabiliyorum açıkçası. İhtiyaç duymuyorsunuz. Peki. O öbür olmayanlardan bir fikir öğrenebilir miyim? Niye yok? Ne yapıyorsunuz? Facebook'u kullanıyorsunuz. Twitter'ı kullanıyorsunuz. Peki. Ama bir şey, bir yerden bir sosyal medyaya bağlısınız. Peki. Çok nadir olan bir şey. Çok çok az olan bir şey. Az olması. Eskiden insanlarla iletişim kurmak adeta fabrikasyon üretim gibiydi. Kocaman bir fabrika, pazarlama iletişimi fabrikası. Ekipler otururlar. Kampanyayı kendi aralarında planlarlar. Hayali bir takım hedef kitleler belirlerler kendilerine. Sonra bunu bir de justify etmek için pek de bir şey yapmazlar. Şimdinin pazarlama iletişimi haute couture. Yani kişiye özel. Terzi gibi. Kişinin üstüne göre olması lazım. Niye? Çünkü artık bu kadar çok çeşitli hedef kitle var. Ya o kadar, yani böyle bir hedef kitle olabilir mi? Belki de var. Nereden biliyorsunuz? Yani artık kişilere ulaşmak o ince kırılımda çok enteresan. Beğenileri, hedef zevkleri, dünya görüşleri olan insanlara ulaşmak gerekiyor. Yani yeni pazarlama hedeflemeyi gerektiriyor. Yepyeni bir hedeflemeyi. Ne diyor John Wanamaker? Pazarlamanın, reklamcılığın atalarından bir tanesi. Bütçenin yarısı doğru yere gitmiyor ama hangi yarısı bilmiyorum diyor. Hep böyledir. Bir bütçe hazırlarsınız eski konvansiyonel medyada. Old school medyada bütçenin yarısı bir yere gider ama nereye gider kimse bilemez. Artık böyle bir lüksümüz yok. Eskiden böyle fokus gruplar vardı, hiç duydunuz mu? Reklam kampanyaları hazırlanırken işte o içerideki o fabrika hazırlar her şeyini. Sonra bir fokus grup belirler kendine. 15-45 Türk kadınına erişmek için bir odaya 10 tane kadını toplarlar. O 10 kadına pazarlama mesajları, reklam sloganları, reklam kampanyalarının görselleri, mesajları vesaireleri oturtulur bunlara. Ürün de verilir. Ne dersiniz? Bu iyi mi? Bu sizi etkiledi mi? Böyle bir mesaj karşısında bu ürünü satın alır mısınız? Filan gibi. Sanki o 10 tane kadın 1,5 milyon kadını, 2 milyon kadını temsil edermişçesine benim adıma, senin adına bir odaya kapatılmış 10 tane kadın o kampanyanın beni etkileyeceğine dair fikir belirtirdi.
Bunlar artık geçti. Artık böyle bir şey yok. Size nasıl bir ortamdan sesleniyorum? 35 milyon tekil kullanıcı, 27 milyon izleyici, 69 milyon mobil kullanıcısı filan. Artık herhalde bıktınız değil mi bu muhabbetten? Herkes artık biliyor. Türkiye'de kaç kişi mobil kullanıyor, kaç kişi internet kullanıyor, kaç kişinin cep telefonu var. Kaç tanesi kadın, kaç tanesi erkek. Bunları artık herkes biliyor. Bunları boş verin. Peki bu kadar büyük bir masif kitlenin içerisinde biz aslında bireyleri nasıl yakalayacağız? Yeni pazarlama iletişim bize bunu söylüyor. Biraz evvel yine verilen örneklerde çok güzeldi. Herkes fikir beyan ediyor artık. Sevdiğini, sevmediğini, beğenmediğini ve bunu anında yapıyor. Ve bu insanların her biri birer önemli fikir lideri. Bu fikir liderlerinin etrafında dönüyor dünya. Dolayısıyla biz bunu nasıl yapacağız? Yani bu insanları nasıl bulacağız? O eski usul herkese one size fits all, bir tane model yaratırım, bütün kadınlar bunu beğenir, bir model kravat yaparım, bütün erkekler bunu takar falan, bunlar geçti artık. Doğru hedef kitleyi nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Bir kere yeni teknolojiler bize zaten kişileri yakalama imkanını sağlıyor. Artık reklam sunucuları kişilerin dijital dünyadaki hareketlerini zaten takip edebiliyor. Örneğin coğrafi hedefleme yapabiliyorsunuz. Bir kampanya yaptığınızda bütün Türkiye'ye eğer hitap etmiyorsa ürününüz, sadece belli bir coğrafi kitleyi hedefliyorsanız, sadece İzmir'de yaşayanlar ya da sadece İzmir'de yapan bir iş yapan bir firmaysanız sadece İzmir'e hedefleyebilirsiniz. Demografik hedeflemeler yapabilirsiniz. Kadın, erkek, çocuk, genç vesaire gibi. Sistem kullanımları ile ilgili hedeflemeler yapabilirsiniz. Detaylarına gireriz birazdan. Tekrardan hedefleme yapabilirsiniz. Eğer online bir iş yapıyorsanız, dijital dünyada bir iş yapıyorsanız ve eğer kendi sitenize belli kodları koymayı kabul ediyorsanız, baştan bunu, ki Google kodlarını herkes koymayı kabul ediyor zaten. Bir kere oradan deliği açmışsınız zaten. Oradan girmiş Google hazır girmişken. Başka kodlar da koyabilirsiniz. O zaman tekrar tekrar sitenize gelip sitenizde bir ürün arayan ya da bir form dolduran ya da orada herhangi bir hareket yapmış kişiyi yakalayıp tekrar onu başka yerlerde gezerken ya da sitenizde dair bir şeyleri araştırırken tekrar yakalayıp ona tekrar bir şeyler gösterebilirsiniz. Belli davranış paternleri gösteren kişilere ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu da çok kolay. Eğer bir insanın daha ziyade örneğin tarım ve hayvancılıkla ilgili bir şeyleri araştırdığını düşünüyorsanız ve siz de buna dair bir ürün yaratıyorsanız, satıyorsanız yine bu kişilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Örneğin sadece Diyarbakır bölgesinde satış yapan bir e-ticaretçiyseniz bütün Türkiye'yi hedeflemek yerine e-ticaretle ilgilenen, dizi film izleyen, Safari'den internete giren birini hedefleyip ona ürününüzü ve o bölge için satış yapabilirsiniz. Yine başka bir örnek, mobilin de birçok imkanları var. Orada da hem Vodafone abonesi olan, Adana'da yaşayan, çiftçilik yapan, fatura bedeli 50 lira olan Seyhan ve Ceyhan'da oturan bir kişiyi hedefleyebilirsiniz. Eğer eski usul iletişim yapıyor olsaydınız 178 bin kişiyle uğraşmak zorunda kalacaktınız. Oysa sizin ürününüzü ilgilendiren sadece 4 bin kişi varken. Dolayısıyla akıllı hedeflemeler yaparak çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Dijital dünya bize eski usul medyada olduğu gibi kampanyamı baştan planladım, gazete ilanımı verdim. Bir hafta sonra da bakalım neler olmuş diye bakacağım artık. Kaç tirajı olmuş, kaç kişi beni aramış vesaire gibi. Beklerdiniz eskiden. Şimdi dijital dünya size real time, anında, günlük kampanyanızı optimize etme imkanı sağlıyor. Yani sabah ekranın başına oturup raporlara da dikkatle bakarak 2 gün sonrası için neler olup biteceğini görebilir, tahmin edebilir ve onun üzerine tekrar kampanyanızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Artık bilgi her şey ve firmalar bir sürü bilgiye sahipler. Saha satışından gelen bilgilere sahipler, efendim bayilerinden gelen bilgilere sahipler, kullanıcıları, müşterilerinden gelen bilgilere sahipler, verdikleri reklamlara dair raporlara sahipler. Şimdi yeni dünya bütün bu bilgiyi tek bir noktada toplayıp onu daha akıllı kullanmayı gerektiriyor. Bugünün ve geleceğin pazarlama iletişimcileri eğer olmayı düşünüyorsanız bilginin değerinin farkında olmanız lazım. Ve o bilgiyi en iyi şekilde kullanmanın peşinde koşmanız lazım. Bugün biz birçok markaya kampanyalar yapıyoruz.
real time diyoruz, her şey gerçek zamanlı diyoruz, bilgi çok önemli diyoruz ama şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Kampanya başlamış bitmiş, pazarlama iletişimcisinin kampanyanın nasıl gittiğinden haberi bile yok. Bir kere açıp raporlara bakmamış, bir kere dönüp hangi işim nasıl gidiyor diye bakmamış. Dolayısıyla bilgi bir yerde duruyorken onu en iyi şekilde kullanmak lazım. Bunu kullanacak da şu anda bir sürü data management platformlar denilen platformlar var. Bütün bilgiyi harmanlayıp size en iyi, en istediğiniz, en işinize yarayacak sonuçları getiren. Eğer meraklıysanız araştırın. DMP bu zamanın ve geleceğin en önemli kısaltmalarından bir tanesi. Mutlaka sizi bir sürü yere götürecektir araştırmalarınız. Belki bir tezinizde bile kullanırsınız, burada öğrenci olan arkadaşlar için söylüyorum. Dünya artık çoklu ekrana gidiyor. Bu çoklu ekran yine bize bir sürü bilgiyi beraberinde getiriyor. Artık kullanıcılar televizyon seyrederken, tüketiciler aynı zamanda bir yandan tweet atıyorlar. Bir yandan haber sitelerinde gezip o televizyon dizisinde oynayan oyuncuya dair haberleri okuyorlar. Bir yandan o dizinin o anda geçen hikayesiyle ilgili Facebook'ta birbirleriyle yazışıyorlar. Bir yandan Google'da bir şeyler araştırıyorlar. Bir yandan gençlik sitelerinde o oyuncunun kimle neler yaptığını araştırıyorlar. Sürekli çoklu bir ekran kullanımı halindeyiz. Bu da bizi gerçekten yine bambaşka bir noktaya götürüyor. Eğer gerçekten hedef kitlenize ulaşmak istiyorsanız, neler yapılabildiğine dair, yurt dışındaki markaların neler yaptığını dair bir iki tane örnek var. Türkiye'den çok örnek yok. Olanlar da çok basit ve çok zeki değil maalesef. Burada da bir açık var. Hakikaten zeki, meraklı, yaratıcı, cesur, dijital iletişimci arkadaşlara ihtiyaç var sektörümüzde. Ben aynı zamanda IAB'nin eğitim komitesindeyim. Biz üniversitelere gidip ne kadar önemli ve gelişmekte olan bir sektör olduğunu anlatıyoruz. Dijital marketingin, dijital reklamcılığın. Merak edenler varsa IAB ile de iletişime geçebilir ve bizim eğitimlerimiz hakkında da bilgi alabilirsiniz. Hakikaten çok ciddi bir eleman açığımız var. Çok da iyi para kazanırsınız, bunu da baştan söyleyeyim. Onun için biraz gözünüzü kulağınızı bu tarafa doğru açabilirsiniz. Yurt dışındaki insanlar neler yapmışlar, bir iki örnekle onu göstereceğim şimdi. Nike, Twitter'da New York Knicks'i takip eden, önemli bir NBA takımı takip eden, ve akıllı telefonlarının GPS özelliğini kullanarak koşu ve yürüyüş parklarında spor yapanları belli bir teknolojiyle tespit ediyor. Sonra New York'ta bu koşan arkadaşlar aynı zamanda ceplerinde akıllı telefonlarıyla koşuyorlar. Adım sayarları, kalori sayarları vesaireyle koşuyor bunlar. Eğer bir Nike mağazasına ya da Foot Locker'a, Foot Locker'da işte bir sürü markanın ama aynı zamanda Nike'ın da satıldığı bir spor mağazası. Çevresindeyken bu cep telefonlarında hani koşu vesaire gibi application'ları yüklü arkadaşları yakalıyor. Ve onlara bir anda en yakın mağazayı gösteriyor. Çünkü zaten biliyor bunlar koşuyorlar. Sürekli ayakkabıları eskiyor ve yeni ayakkabıya ihtiyaçları var. Ve Nike'ın da çok şahane koşu ayakkabıları var. Onlara da bunu gösteriyor. Hem coğrafi hedefleme yapıyor, hem ilgi alanına dair hedefleme yapıyor, hem ürünün doğru hedef kitleyle doğru yerde buluşmasını sağlıyor. Yani bu zekice kurgulanmış, insanların ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik, kel alaka birine göstermiyor reklamı yani. Gidip de 60 yaşında evinde televizyon karşısında biraz sonra hangi ilacı alacağım Allah'ım, tansiyon ilacımı mı alayım yoksa lumbago ilacımı mı alayım diyen yaşlı teyzeyle amcaya göstermiyor. Gayet doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye, doğru mesajı vererek gösteriyor. Tabii ki sonuçları şahane oluyor. Bu da Orange kullanıcıları. Polonya Orange bu. Bizim Vodafone, Turkcell, Avaya gibi bir GSM operatörü bilenler biliyorlardır. Kullanıcılarını o kadar iyi tanıyor ki, data kullanımlarını biliyor, telefon kullanımlarını biliyor, nerede olduklarını biliyor, yaşını biliyor, cinsiyetini biliyor. Neredeyse her şeyini biliyor. Dolayısıyla diyor ki artık bu one size fits all televizyon reklamında herkese aynı şeyi söyleden geçelim biz arkadaşım. Biz kişiye özel, kendini iyi hissettirecek, onu düşündüğümüzü, onun farkında olduğumuzu, onun ihtiyaçlarının farkında olduğumuzu belirtir. Bir kampanya yapalım ona diyor.
ve her bir kişiye özel ay sonunda bir video yolluyor. Diyor ki sen daha çok data kullanıyorsun arkadaş. Ama senin paketindeki data küçük. Sen çok telefonla konuşmuyorsun ama telefonundaki ses kullanımı yüksek. Boş ver onları diyor. Ben sana senin için en iyi paketi hazırladım. Eğer almak istiyorsan lütfen burayı klikle diyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bana özel. İnsanın en biliyorsunuz psikolojisinin arka planında çalışan en önemli şey ben. Ben. Benim için sen ne yaptın? Benim için bu yapılan şeyin faydası ne? Bana faydası ne? İnsanlar bunu seviyorlar ve tam da bu noktaya hitap ediyor. Bu da bizden bir örnek. Bunun sesini alamıyor muyuz? Çünkü bunun sesi güzel. İyi ki doğdun Gökhan, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Gökhan. Ya bunu bir daha baştan seyredebilir miyiz? Bu yani bizdeki en iyi örneklerden bir tanesi. İyi ki doğdun Gökhan. Elif Bölge Müdürü Özge Ankara İl Yöneticisi bu arada. Dikkatinizi çekelim. Gerçek bu. İyi ki doğdun Gökhan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Gökhan. Gerçekten Gökhan diye bir çocuğu. O gün doğum günü. Yemek Sepeti müşterisi. Yemek Sepeti'nin ona hediyesi bu. Gerçekten Ankara'daki bir yönetici. Ve bir öbür böyle tık 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 göbek atanların ikisi de Yemek Sepeti'nde yönetici. Şimdi düşünsenize mesela, isim vermeyeyim ama yabancı bir şirket ismi söyleyeyim mesela, ne olsun? Intel'in bölge müdürünü düşünebiliyor musunuz böyle göbek attığını? Yani mümkün değil. Old school. Eski usul. Ay ne ayıp der adam. Rezalete bakar mısınız? Böyle çengi gibi göbek atıyor filan. Yani artık marka kimliğiyle alakalı olması ne kadar sizce realistik? Yani ne fark eder? Intel dokunmak istemiyor mu sizce? Onun için mi Intel Insight diye bağırıyor bas bas? Her marka tüketiciye dokunmak zorunda arkadaşlar. B2B olmadığı takdirde. Eğer siz senkromaj dişlisi üretip koça satmıyorsanız tüketiciye dokunacaksınız. Sonuçta ürün satıyorsunuz. Haklısınız. Her markanın elbette bir kurumsal kimliği var. Bunu da dikkate alıp bundan sonra biraz daha bahar şey mi yapsak? Daha böyle hardcore firmalardan bir iki örnek bulalım yurt dışından. Çünkü aslında doğru bir eleştiri. Bakalım daha böyle sert duran markalar tüketiciye dokunmak için neler yapıyorlarmış. Sonuçta tüketiciye ulaşmak istiyorsanız nabzı tutmak zorundasınız. Artık Y kuşağı, Z kuşağı geliyor. Sizler Y kuşağısınız. Ben X kuşağıyım. Biz daha böyle formal takım elbiseler, ciddiyet, marka falan. Şimdi sizde öyle şeyler yok. Siz sıcaklık arıyorsunuz. Bir bütünün parçası olmak istiyorsunuz. Marka eğer tüketicisine uzak durursa o zaman işte o sıcaklığı yakalayamıyorsunuz ve muhtemelen o markayı sevmiyorsunuz. Niye Coca-Cola'yı çok seviyorsunuz? Mesela niye Apple'ı çok seviyorsunuz? Hepsi bu. İnsan dokunuşu yarattılar. Bize onu gösterdiler yani. Bir marka kullanıcısına sıcak olabilir, yakın olabilir. İlla uzak, mesafeli ve büyük ve şahane olmak zorunda değil yani. Şimdi o kadar artık teknoloji ilerledi ki kullandığımız akıllı telefonların biliyorsunuz sürekli kullanılan bir takım imajinaliz yapacak hale getiren bizi bir takım böyle işte imajinler var. Onları kullanıyoruz. Gülen suratlar, ağlayan suratlar vesaireler. İnsanların bir haftalık kullanımları karşısında o haftasını nasıl geçirdiğini analiz eden bir şey yapıyor. Yani siz daha çok üzgün surat yapıyorsanız belki o haftanız kötü geçmiş. Sizin duygusal durumunuzu analiz ediyor. Ya da daha çok kızgın surat yaptıysanız bu hafta bayağı sinirliydin sen filan gibi sana duygusal analizler yapıyor. Bayağı burçlarınıza bakar gibi emotionlara bakarak kendi psikanalizinizi yapabilecek hale getirdi artık teknoloji bize. Facebook sizin karakter analizinizi yapıyor. Daha empati duyan bir tip misiniz? Samimi misiniz? Uzak mısınız? Eğlenceli misiniz? Keyifli misiniz? Biraz ukala mısınız?
Bütün bunları analiz ediyor Facebook artık. O hani bir sürü şeye, anketlere cevap veriyorsunuz. Şimdi bu aralar çok moda. Liste listeler, o ne diyorlar, ne diyorlar vesaireler. Onları sadece sizi eğlendirmek için yaptıklarını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onun arkasında gayet de sizle ilgili data topluyorlar. Oraya doğum tarihinizi yazıyorsunuz, doğduğunuz yeri yazıyorsunuz, okuduğunuz okulu yazıyorsunuz, eski kız arkadaşınızın adını yazıyorsunuz. Hepsi aslında hem sizi eğlendirmek hem sizi daha iyi tanımak için. Arkada bir kötü niyet aradığım için söylemiyorum, tam tersi. Ne kadar çok sizi tanırsak size o kadar uygun doğru kampanyayı, doğru iletişimi, doğru içeriği ve aynı zamanda tabii ki doğru reklamı göstermeye çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de durum, biz teknolojik olarak belki dünyadaki en iyi teknolojiye sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Pazarlama, iletişim ve reklamcılık konusunda herhangi bir Avrupa ülkesinden bir gıdım bile geride değiliz. Ama neyde geriyiz biliyor musunuz? Bu işi karar vericileri konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Hepsi X kuşağı, hepsi yaşlı, hepsi koltuğuna gömülmüş, onu bırakmamak için eski konvansiyonel modellerle çalışmaya devam edip garantili işler yapmak peşinde koşuyorlar. Dijital dünyaya yabancılar. Kullanmıyorlar, bilmiyorlar. Sosyal medyadan haberleri bile yok. En iyisi oğlunu kızını takip etmek için Facebook account'u açıyor. Tamam mı? Sizsiniz gelecekte bizi kurtaracak insanlar. Dijital dünyanın kıymetini bilip, farkına varıp, İnsanları daha iyi tanımanın, bilginin, gücünün farkına varıp doğru insana doğru mesajı doğru zamanda gösterdiğin vakit iyi bir kampanya yönetileceğinin farkına varan sizlerle bu ülke belki bir yere gelecek. Şu andaki durumumuz içler acısı. Şuraya bakın. İngiltere'deki online reklam harcamasına bakın. Nüfusa bakın. Almanya'ya bakın. Rakamları aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Oranlarına bakın sadece. Danimarka'ya bakın. 5 milyon kişi yaşıyor Danimarka'da. 630 milyon euro harcaması var. Peki ya Türkiye? 32 milyona 528 milyon. 5 milyona 528, 32 milyona 528. 6 katıyız, aynı harcama. Yani kimse dijitalde yaşayan gençleri kale almıyor arkadaşlar. Türkiye'de internet kullanıcılarının %37'sini, mobil internet kullanıcılarının %41'ini 15-24 yaş oluşturuyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde satın alma gücüne sahip olan insanları Türkiye'de pazarlama iletişimcileri kale almıyor demek. Bu kadar basit. Sektör büyüyor, %20 büyüyor, video %100 büyüyor, mobil %150 büyüyor, Google hayvan gibi büyüyor. Hiçbir şey oluyor. Dolayısıyla yakında bu arkadaşlar emekliye ayrılacaklar, gençler büyüyecekler, sizler de şaşkın şaşkın bakmamak için bir gün eğer bir şirkette pazarlama iletişimcisi olacaksanız, bir gün dijital dünyada yer alacaksanız, şimdiden tehlikenin farkına varın. Ha, hikaye budur. Paranın yarısının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, bilgiye güvenin, kendinize güvenin, olanların farkına varın. Teşekkür ederim.